Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımı sunarak yepyeni bir videoya daha başlıyorum. Yine her zaman olduğu gibi en çok sorduğunuz sorular, en çok merak ettiğiniz sorular, eğitim hayatınızı kolaylaştıran içerikler. Yine bu kanalda sevgili gençler. Şimdi bugün iki kartımız var elimizde. Bankkart Genç ve Campus Kart. Üniversite hayatına yeni başlayan bir öğrenciye bu kartlar Ziraat Bankası tarafından tanımlanıyor. Şimdi bu iki kart nedir? Aralarındaki farklar, benzerlikler nelerdir? Birbirlerine göre avantajları nedir? Kullanım alanları nelerdir? Bu konular hakkında biraz bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi şu açıklamayı da yapayım. Eğer bu video vasıtasıyla bu kanalla tanışmışsanız, öncelikle bildirimlerinizi açarsanız eğitim hayatınızı kolaylaştıran birçok içerik ve birçok fırsat cep telefonuna bildirimle gelir ve gelişmelerden habersiz kalmamış olursun. KYK Bursa'da kredi alan arkadaşlarımız zaten Bankkart Genç isimli kartlarıyla kredi burslarını alacaklar ama şunu diyen arkadaşlarımız var. Bana burs çıkmadı, kredi de almadım ama bana Bankkart Genç gelmiş, acaba neden? Ya da Ziraat Mobil uygulamasına girdiğimizde kartlarım sekmesine baktığımızda iki tane kartımız görünüyor. Hem Bankkart Genç hem Campus Kart. Şimdi sevgili gençler, bakın şöyle bir açıklayayım sizlere. İki kartımızda şifre oluşturup ATM'den para yatırıp çekebiliriz. Bu kartların ortak özellikleri diyebiliriz. Ama Bankkart Genç çok daha geniş kapsamlı, daha çok işimize yarayacak bir kart. Campus Kart daha çok üniversite kimlik kartınız gibi kullanabileceğiniz bir kart. Tabii bu söylediklerim benim görüşlerim. Campus Kart'la alışveriş yapabilirsiniz. İnternet alışverişi de yapabilirsiniz. Ama karta para yüklemeniz gerekiyor. Böyle bir özelliği var. Taksit yapmıyor Campus Kart. Kredi kartı özelliği de yok. Sadece ne kadar para yüklerseniz karta o kadar alışveriş yapabiliyorsunuz. O bakımdan son derece sınırlı ve kısıtlı. Zaten bütün bunları Bankkart Genç üzerinden yapabiliyoruz. O bakımdan sadece kimlik kartı gibi kullanabilirsiniz demek istemiştim. Yani en önemli özellik, altını çizmek istediğim, Campus Kart'a para yüklemeniz gerekiyor alışveriş yapabilmeniz için. Oysa ki Bankkart Genç hesabınıza bağlı. Hesabınızdaki bir parayla harçlık avansınızı kullanarak alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama burada Campus Kart'ta böyle bir özellikten ziyade karta yüklediğiniz parayı harcayabiliyorsunuz. Ve Campus Kart'a yüklediğiniz parayı eğer çekmek isterseniz birazcık yolu uzatmış oluyoruz. Campus kartımızda ki bu parayı ATM'yi kullanarak hesabımıza aktarıyoruz, sonra hesabımızdan çekiyoruz. Bankkart Genç çok daha geniş kapsamlı bir güzel bir kart zaten. Burada üniversitenizin herhangi bir logosu vesaire işareti yok. 18-26 yaş arasında öğrencisiyseniz zaten Bankkart Genç veriliyor. Biliyorsunuz en güzel özelliği faizsiz, masrafsız, ekstradan alışveriş yapabilmeniz için harçlık avansınız var. Paranız bitti, alışveriş yapmak istiyorsunuz. Bursunuz daha henüz yatmadı. Krediniz daha henüz yatmadı. Harçlık avansınızı kullanarak ekstradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir başka en önemli özelliği de kredi kartı özelliği olması. Bu da kredi kartının sağladığı bir takım imkanları sunuyor olması. Bu kartı istediğiniz hesabınıza tanımlayıp o hesaptaki parayı, bakiyeyi isterseniz ATM'den çekip isterseniz alışverişlerde kullanabiliyorsunuz. Yani hem kredi kartı özelliğiyle hem banka kartı yani harçlık avansı özelliğiyle internet alışverişleri de yapabilirsiniz. Normal alışveriş de yapabilirsiniz. Sadece harçlık avansınızı nakit olarak çekemiyorsunuz ama yatırılan burslarınızı tabii ki nakit olarak istediğiniz gibi çekersiniz. İster çekersiniz nakit olarak, isterseniz kartta bırakır, bunu alışverişte kullanırsınız. Özellikle şu pandemi günlerinde alışverişlerdeki temassız özelliği de var zaten kartımızın. Temassız özelliği yalnız, altını çiziyorum, kredi kartınız aktifse temassız ödemelerde sadece kredi kartından geçiyor. Bu arada kredi kartının ekstra bir ücreti de bulunmamakta. Kredi kartını eğer son ödeme tarihinde öderseniz, kontrollü bir şekilde harcarsanız avantaja çevirebilirsiniz ama aksi türlü faizi olan bir şey. Lütfen buna dikkat ederek mümkünse kullanmayın. Kullanmanız gerekiyorsa da özenli, dikkatli ve bilinçli kullanın diyorum. Evet sevgili gençler, bu kanal sizlerin, gençlerin buluşma noktası demiştim. Fikir alışverişi yapabileceğiniz bir platform demiştim. Görüşleriniz bizler için ve tüm arkadaşlarımız için önemli. Tecrübelerinizi, bildiklerinizi, gördüklerinizi üst sınıftakiler yaşadıkları tecrübeleri ve bilgilerini özellikle alt sınıftakilerle paylaşırlarsa çok güzel bir iş çıkarmış olmaz mıyız? Ve ne kadar çok büyürsek ve bu o kadar çok tecrübe ve bilgi anlamına gelmez mi? O halde bu kanal sizlerin, bu kanalı birlikte büyütelim. Paylaşın, abone olun, bildirimlerinizi açın ve diyorum ki iyi ki varsınız. Hoşça kalın.